Peki şimdi bizim bu beslenme şeklimiz, yediğimiz, içtiğimiz her şey ya da kullandığımız takviyelerin beyin sesine olan etkisi nedir diye sormak isterim. Şimdi beyin sesi için tabii kansız olmamanız lazım. Beyin, yani demir eksikliği olan birisiyseniz sizin beyniniz seslenir. Onun için beyin demir eksikliği olan kadınlar daha unutkanlar, genç hanımlar ve unutkanlık şikayeti olanlarda hemen tiroid yanında bir demir bakterisi hemen. Çünkü en yaygın olan sorunlardan başlarız. Tabii ki omega 3 ölçülmeden de karar verebilirsiniz ama omega 3 eksikliğinden çok daha derindir ve daha çok yaygındır demir eksikliği. Dolayısıyla bu tip şeyleri takip ettiğiniz zaman yapmanız gereken şey şu. O kişi de beyin sis gibi meselelerde bizim burada anlatmamızın sebebi o Nefise Hanım. İnsanları çözüm ortağı yapmanız, sağlık okur yazarı yapmanız lazım. Yani ya benim bu ara unutkanlığım başladı, bende bir şey mi eksildi acaba deyip erken dönemde çözüm aramalarını sağlayabiliyor olmamız lazım. Bu durumlar içinde kişilerin gayet kolay B12'lerine, D vitaminlerine, demirlerine, tiroidlerine bakılır. Başka şeyler de yapılır. Eksik olan yerine konunca çiçek gibi açılır o beyin. Evet. Ama beyin sisine yol açan sebeplerin bana sorarsanız en az yarıdan fazlası psikolojik. Yani beyin sisi huzurun olmadığı yerde daha yaygın. Beyin sisi karamsarlığın olduğu yerde, kararsızlığın olduğu yerde, belirsizliğin olduğu yerde daha yakın. Ve bu dönemde beyin sesinin biraz daha çok sık görülmesinin, çok sık konuşmasının nedenlerinden birisi yaşadığımız koşullar. Geçirdiğimiz deprem felaketi, geçirdiğimiz COVID-19 salgın, pandemi felaketi ve yaşadığımız hala süren savaşlarla ilgili belirsizlikler, ekonomiyle ilgili kuşkular, kriz, korkular, ekonomik krizler, yarın endişesi. Yani çoğu insan hala bugün evime ekmeğimi götüremeyeceğim kaygısı taşıyorsa o kaygı 10 gün, 20 gün, 1 ay, 3 ay devam ettiği zaman doğal olarak o insanın beyninde bir takım sistemler rol açar. Çünkü beyni berraklaştıran sadece demir değil, beyni berraklaştıran sadece B12 vitamini değil, beyninin serotonine ihtiyacı var. Mutluluk hormonuna, dopamine ihtiyacı var, sevgiye, şefkate. Bunları kaybeden beyin B12'sini kaybetmiş kadar, omega 3'ünü kaybetmiş kadar hüzünlenir ve kapanır. Evet. Sislenir, bulutlanır. Evet, şimdi bahsettiğiniz bizim elimizde olmayan sebepler de var. Yani dış etkenler de çok fazla anladığım kadarıyla ama az önce dediniz ya çiçek gibi açılır, beyin sisi dağılır. Nasıl dağılır beyin sisi? Nasıl gerçekleşir? Bir kere tekrar hayatla olan o kişiyi iyi anlamak lazım. Bir kere beyin sisiyle ilgili problemi olan kişiyle iyi konuşmak lazım. Tecrübeli bir gözle bakıp onu iyi anlayabiliyor olmak lazım. Yani çok önemli bir şey. Daha o kişinin yürüyüşünden anlarsınız bazı şeyler. Yani iyi tecrübeli hekimler daha karşıda hastaların oturdukları yerde karşılaması, kapıda karşılarlar. Daha gelişinden onun ne taleplerle gelmek üzere olduğunu az çok anlayabilirsiniz. Yürürken elinin titreyip titremediğini, dengesinin olup olmadığını, dik mi geliyor, kafası yerde mi geliyor, ayağını sürüyor mu, sürmüyor mu? O kadar çok şey gözlemlersiniz ki. Zaten hekimliğin bir meslek değil, hekimliğin bir sanat olmasının nedeni bir buradan kaynaklanıyor. Yani hekimin aynı zamanda bir duyarlı olması lazım. Bir sanatkar inceliği içinde mesleğini icra ediyor olması lazım. Bu arada tabii ki kişinin ne yediğini, ne içtiğini, ne eksiği olduğunu, hangi hastalıkları geçirdiğini, hangi hastalıklara daha çok muhatap olma ihtimalinin olduğunu, yaşadığı çevre, ailedeki mevcut sorunlar, travmalar, geçmişteki sorunlar, travmalar, gelecekle ilgili ne düşündüğünü anlamak için ufak sorular, tuzak sorularla o kişinin hem somatik yani bedensel hem de psişik yani ruhsal hayatıyla ilgili yeterli detayı elde ettiğiniz zaman o beynin neden sislendiğini 3 aşağı 5 yukarı anlarsınız. Ama daha kapıda hoş geldiniz deyip elini sıktığınız zaman sizi soğuk, ödemli ve kuru bir el tutmuşsanız elinizde ha dersiniz burada bir belki hipotiroid ihtimali var. Yüzüne baktığınız zaman soluk görürseniz bir demir eksikliği ihtimali var. Kuru bir cilt muayenede yakalamışsanız burada tiroid daha büyük bir ihtimal diye düşünmeye başlarsınız. Yani ama aynı zamanda avucu terli, elleri soğuk bulursanız burada bir sempatikotoni yani bir vagotoni hali var. Burada bir otonom sinir sistemi dengesizliği var. Burada bir duygu durum karmaşası var diye düşünebilirsiniz. Bunlar çok detay işler. Evet. Ama bilmemiz gereken şey şu. Yaşadığımız zaman zor bir zaman. Çok. Yaşadığımız zaman meşakkatli bir zaman ve öyle görünüyor ki üzülerek belirttiğim daha da meşakkatli hale gelme ihtimali pek fazla düşük değil. Muhtemelen fazla. Daha dikkatli olmamız,
birbirimize daha bağlı olmamız, birbirimiz daha iyi anlar ve anlayışlı, birbirimize karşı daha anlayışlı olmamız, çevreyle kurduğumuz ilişkilerde daha dikkatli olmamız, daha hoşgörülü olmamız, daha affedici olmamız, daha kendimize karşı daha rahat hesap verebiliyor olmamız, çok lüzumsuz huzursuzluk alanlarına girmekten sakınıyor olmamız, çok fazla dikkatli olmamız lazım. Yani mesele sadece ekonomik kriz değil, bir sosyal kriz de var. Yani insanlar evet. birbirlerine karşı, yani otoyolda, yani biri birine biraz yanlış bir hareket yaptığı zaman arabayı önüne çekiyor, arkadan beyzbol sopasını alıp arabanın camını kırıyor. Çok hoş görürsünüz. Nefis Hanım, Türkiye'de beyzbol oynanmıyor. Beyzbol spor diye bir spor yok. Ben 10 kişiye sorsam 8'i beyzbolun ne olduğunu bilmez. Ama internette en çok satılan eşyaların arasında beyzbol sopası var. Korkunç. Yani bu nereye gidiyor bu toplum? Bu toplum daha fazla kırıcı, daha fazla tahripkar, daha fazla birbirine karşı anlayışsız, birbirine karşı şefkatsiz, birbirine karşı hoşgörüsüz, birbirine karşı yardım etme geleneğinden kopmuş bir evet. topluma dönüşüyor. Bunu acilen çözüm bulmamız lazım. Oysa ki en güzel geleneğimiz yardımlaşmak. Kesinlikle. Bizim genlerimiz çok Tabii. sağlam. Zaten bu sağlam genlerle bunu kurtarabiliyoruz Aile ama bağları. Sadece bizim toplumumuzda bu sorun yok. Bakın televizyon akşam açın. Yeni Gine, Papua'da, Yeni Gine'de bu var. Ekvator'da bu oldu. Meksika'da şöyle oldu. Şurada bilmem şu. Yani artık bir dünyada gerçekten biraz sosyal medyanın bunda olumsuz etkisi olduğunu düşünenlerdenim ben maalesef. Bir böyle kendi dışındaki hayata çok fazla özenme, kendi hayatını iyileştirmek yerine başkalarının hayatından çalarak kendi hayatını büyütme. Bu çok önemli bir faktör. Başkalarının hayatını çalmak en büyük hırsızlıktır. Başkalarının hayatını çalarak hayatını büyütme arzusu maalesef herkesin kafasını karıştırmış durumda ve beynini sislendirmiş durumda. Evet, elimizdekilerin kıymetini unutuyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Beyin sisi olanların çoğu ekonomik düzeyi yüksek olan kesim. Öyle mi? Evet, benim gözlerimden muhtemelde ki daha oturmamış, daha tatmin olmamış bir ruhsal örgütlenmeye doğru gidiyorlar. Yani biraz az da yetinmeyi bilmek, biraz küçük güzeldir sözüne sığınmak insanı beyin sisinden korur. Çok net. Yani söylüyorum yarı yarıyadır. Yani organik beyin sisine yol açacak madde eksiklikleriyle, hastalıklarla psikolojik beyin sisine yol açacak psikolojik ruhsal sorunlar hemen eşit oranda. O nedenle ben beyin sisiyle karşılaştığım vakaların neredeyse yarısını psikiyatristlere yönlendiriyorum. Yani onlar diyor ki hocam hemen bana bir ilaç yazarlar, yaz, siz yaz. Hayır yazmam. Ama iki ilaç yazmazlar psikiyatristler. Psikiyatristler aynı zamanda terapisttir. Sizin derdinizi anlarlar ve yazıyorlarsa da o ilacı, yazdıkları ilaç geçici bir süre için sizi o sisten arındırmak ve o sisin boşluğundan çıkarmak, yoğunluğundan çıkarmak içindir. Şimdi hocam detokslarla ilgili yaptığımız programda siz dediniz ki beyin kendini sadece uykuda detokslar. Şimdi bu bağlamda beyin sisinin uykuyla ilişkisini sormak isterim size. Uykusuzluğun beyin sisine olan etkisi nedir? Uykusuzluk beyin sisini tahrik eder ama o cümlede bir eksiklik olabilir diye düzeltme ihtiyacı duyarım. Beyin en çok kendisini uykuyla detokslar eder. Sadece değil. Mesela detokslar. Beyin detokslamasında kendisini inanç çok önemli bir faktördür. Maneviyat çok önemli bir faktördür. Minnettarlık, şükretmek çok önemli bir faktördür. Yetinmeyi sağlar. Evet, yani inanmayan, minnettarlık duymayan, şükür duymayan, şükretmeyen bir insan bu da yeter, bu da geçer diyemez. Bu iki cümle çok önemli beyin sisi için. Bu da yeter derseniz beyniniz daha sislenir. Öyle mi? Bu da geçer derseniz beyniniz daha sislenir. Bu da geçer çok önemli. Evet. Çünkü beyin sisinin bana göre önemli belirleyicilerden birisi enseyi karartma meselesidir. Nedir yani enseyi karartmak? Enseyi karartmak demek geleceğe hep böyle büyük heveslerle odaklanıp karamsar bir şekilde sahip olamadıklarınıza üzülerek yaşamaktır. Mümkün olduğu kadar olanla yetinmek, tabii ki olanla yetinmek dediğim şey, küçük güzeldir dediğim şey, fakir kalın, fukara kalın anlamına değil. Tabii ki. Ama mevcutu büyütmekten önce bir mevcuda sahip olmanın keyfini yaşamak evet. ve o mevcudun üzerinde biraz daha sıkılaşıp daha ileriye bakmak benim her zaman için öncelikli tavsiyem olmuş. Negatiften pozitif bir şey çıkmaz. Evet, bu iki cümleyi çizelim. Bir, bu da geçer dememiz lazım. Bu da geçer. İki, bu da yeter dememiz lazım. Bunlarla yapabilirsek daha iyi ilişkiler. Bir de sosyal network beyin sisine çok önemli. Yani bu sosyal ilişkilerdeki yavanlık, yüzeysellik
ve yalancılık yani samimiyetsizlik de insanların beynini sislendiriyor. Çünkü insanlar paylaşabilecekleri, bölüşebilecekleri, ekmek bölüşmek kadar önemlidir üzüntü bölüşmek, düşünce bölüşmek, bir fikir bölüşmek. Evet. Bu tip ilişkiler de bozuldu. Yani komşuluk ilişkileri evet, yok, doğru. Akrabalık ilişkileri yok, mahallelik ilişkileri evet. yok, hemşehrilik ilişkileri yok. Yani biz böyle bir bölünmüşlükten evet. sağlam, bir sissiz, berrak bir beyni çıkarmak evet. çok usta olmak lazım. Çok zor iş. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler de paylaştıkça kesinlikle, çoğalır. Kesinlikle. Değil mi? Ne kadar aslında doğru. Peki şimdi sisli beyin bunamaların erken dönem belirtisi olabilir, olabilir diyebilir miyiz? Olabilir. Yani bunama ihtimali olan bir kişide benim genelde yaşlılarını getiren kişilere hep söylediğim şey şudur. Eğer gündüz uyuklamaları artmışsa bir insanın, o daha önceki bir programda konuştuğumuz evet. Şekerleme faydalıdır dedik, power nap, güç uykusu faydalıdır dedik, tamam. Ama böyle sabah kahvaltı yaptı, uyumaya başladı. Öğlen yemek yedi, tekrar uyumaya başladı. İkinin üzeri bir de uyumaya başladı. Bu gelecek bir demansın, Alzheimer veya başka bir nedeni demansın işareti olabilir. Bu bir, bu önemli. İki, uyku kaybı. Hatta uyku bölünmesi ne kadar çok fazlaysa beyin o kadar kolay sislenir ve sonra demansa gider. Araştırmalar gösteriyor ki gecede 2 defa uykusu bölünenle, gecede 4 defa uykusu bölünen bir iki grubu karşılaştırmışlar. Bir Almanya çalışmasıdır. Yaklaşık 3 yıl sonra bakıldığı zaman bellek fonksiyonlarında gece uyku bölünmesi fazla olan grupta neredeyse 2 katı daha fazla bellek kaybı veya bellek zayıflaması belirlenmiş durumda. Dolayısıyla sisli beyinde de iyi bir uyku, iyi bir temizleyici, iyi bir detokslayıcıdır. İyi bir ertesi güne yorgunluk olmadan temiz bir beyinle başlanma şansı vericisidir. Evet. Hocam hemen diğer konu başlığımıza geçelim isterim. Buyurun. Fibromiyalji konuşalım istiyorum. Nedir fibromiyalji? Kimlerle daha sık görülür? Fibromiyalji de bu son dönemde çok sık karşılaştığımız sağlık sorunlarından biri. Yani nasıl sisli beyni çok sık konuşuyorsak fibromiyaljiyi de çok sık konuşuyoruz. Neden aynı aslında? Sisli beyni ne meydana getiriyorsa evet, fibromiyaljiyi de o meydana oluyor? Getiriyor. Çünkü fibromiyaljide de aslında 4 temel unsur var. Bu unsurların 2-3 tanesi sisli beyine ortak. Fibromiyalji bir karenin içine, bir dikdörtgen içine hapsolmak anlamına gelir benim açımdan. Bu dikdörtgenin veya karenin bir köşesinde uyku sorunları vardır, uykusuzluk. Bir köşesinde kronik bir yorgunluk hali vardır. Bir köşesinde bitmeyen, tükenmeyen ağrılar vardır. Bir köşesinde de ciddi ölçüde depresif bir ruh hali vardır. Yani çökkün bir ruh hali, uykusuz bir kişi, ağrılardan yakınan bir, geçmeyen, bitmeyen, gezen, dolaşan, bir gün sırtta, bir gün dizde, bir gün belde, bir gün başta ağrılarla dolaşmaya başlamışsa, ben her sabah yorgunluğu yanıyorum, her geceyi uykusuz, uyku bölünmeleri, kalitesiz uykuyla geçiriyorum demeye başlamışsa ve hele bir de buna bir süre sonra karnında şişkinlik, gaz vesaire gibi mutsuz bağırsak ya da rahatsız ayak sendromu, ayak atmaları, ayak krampları gibi bir takım daha ciddi sorunlar da eklenmişse bu sorunun arkasından bir fibromiyaljinin bulunduğunu tabii ki düşünüyoruz. Fibromiyalji aslında adı konmamış bir hastalık grubu. Adına fibromiyalji diyoruz. Fibroz doku, bağ dokusu. Bağ dokusu. Fibrosu oradan geliyor. Bağ dokusundan ve kastan kaynaklanan, miyalji de kastan gelen ağrıdır. Fibralji ve miyalji birleşmiş, fibromiyalji olmuş. Bağ yani dokusu. Bağ dokusu ve kasın olduğu yerden algılanan, yani bir gün bileğim kasları. Ağrıyor, bir gün bu kasım ağrıyor, bir gün belimdeki kaslar ağrıyor, bir gün bacağım ağrıyor, bir gün dizim ağrıyor dediğiniz zaman o arkasında eğer testlerle romatolog veya dahi diyeceği bir inflamasyon işareti, bir romatolojik hastalığı yönlendirecek bir antinükleer antikor olabilir, anti-CCP olabilir, romatoid faktör olabilir, CRP, sedimentasyon, birçok şey sayabilirim veya başka inflamasyon işareti. Bunları bulamadığı zaman ve kişi biraz böyle depresif, biraz uykusuz, biraz eski ruhsal çocukluk ya da aile travmaları olan, kişiyi biraz böyle daha mükemmeliyetçi, daha titiz, daha detaycı ama aradığını bulamamış olan, kendiyle hesaplaşmalarında sıkıntı çektiğini görmüş bir kişilik yapısı içinde hissederse kim fibromiyaljiye daha kolay yaklaşır. Böyle bu şekilde tanı evet, koyar diyorsunuz. Daha kolay tanı peki, koyar. Peki kadınlarda mı erkeklerde mi daha çok görülür? Böyle bir ayrımı var mı? Fibromiyaljide maalesef sisli beyin gibi
kadınlarda daha sık görülüyor. Öyle mi? Neden? Burada da yine aynı sebepler söz konusu. Yani kadınların bilhassa ruhsal örgütlenmelerinin, biyolojik örgütlenmelerinde değilse bile ruhsal örgütlenmelerinin daha hassas, daha duygusal, duygularını kadınların daha iyi yönettiğini düşünürüz. Haklıyız onda. Evet. Ama kadınlara yüklediğimiz duygusal travma ihtimali daha fazla. Kadını daha güçsüzleştirme eğilimindeyiz zaten biz genel toplumsal yapıda. Sadece bizim toplumda değil, bu dünyanın her yerinde böyle. Ama kadına aynı zamanda annelik sorumluluğu veriyoruz. Çalışan kadın istiyoruz. Evet. Üreten kadın istiyoruz. Aynı zamanda çok yani çok fazla. Yani kadınların gerçekten. Bunun yanında bir de doğa kadınlara her ay belli döngülerle annelik vazifesi verdiği için hormonal git gel gitler, hormonal şeyler yaşatıyor, iniş çıkışlar yaşatıyor. Bir de arkasından 45, 47, 48 premenopoz, 50 menopoz hormon kesilmesi oluyor. Dolayısıyla fibromiyalji bu nedenle tıpkı diğer romatizmal hastalıkların çoğunda özellikle otoimmün hastalıklarda olduğu gibi, sisli beyinde olduğu gibi biz biraz daha kadınlarda fibromiyalji daha yaygın, daha sık görmüş oluyoruz. Evet.